Başkanım, değerli basın. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıakan'ın kadınların köy ihtiyar heyetleri ve muhtarlıklarda seçme ve seçilme hakkını kazanmasının 89. yıl dönümüne ilişkin basın açıklaması. Bugün 81 il ve 973 ilçe kadın kolu başkanlarımızla eş zamanlı basın açıklaması yapıyoruz. Değerli basın mensupları, Cumhuriyet devrimlerinin en önemlilerinden biri kadınların siyasi haklarına kavuşmuş olmasıdır. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 89 yıl önce bugün köy kanununda değişiklik yapılmıştır. Böylece kadınlar köy ihtiyar heyetleri ve muhtarlıklarda seçme seçilme hakkını kazanmıştır. Başta ebedi liderimiz Atatürk olmak üzere eşlik mücadelesine katkı sunan herkesi saygı ve sevgi minnetle anıyoruz. Bizler hep ülkemizdeki kadınların birçok gelişmiş ülkeden önce seçme ve seçilme hakkını kazanmış olmasıyla gurur duyduk. 3 Nisan 1930'da belediyelerde, 26 Ekim 1933'te köy ihtiyar heyetlerinde ve muhtarlıklarda, 5 Aralık 1934'te parlamentoda seçme ve seçilme hakkına sahip olduk. 6 Kasım 1933'te Aydın Çine ilçesine bağlı Demircidere köyünde seçimler yapıldığında 500'e yakın kişi oy kullandı. 8 aday içerisinde tek kadın aday Gülsün Esin'di. Seçimi kazanan da o oldu. Gülsün Esin, Türkiye'nin ilk kadın muhtarı oluşunun köy halkı tarafından sevinçle karşılandığı, 3 gün 3 gece davullar çalınarak şenlikler yapıldığı tarih kitaplarına geçti. O muhtarlığı döneminde köyünün sosyal ve ekonomik hayatına çok değerli katkılar sundu. Özellikle kız çocuklarının okutulması için çaba harcadı. Değerli basın mensupları, kadınların bu hakka sahip olmasının üzerinden 89 yıl geçmesine rağmen eşlik adına kat etmemiz gereken çok mesafe var. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerin sonuçlarına göre Türkiye'de toplam 50.217 muhtarımız var. Bu muhtarların sadece %2'si kadın. Oysa ki biz kadınlar muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu çok iyi biliyoruz. Hangi evin tenceresinde et, hangisinde dert pişer, hangi en iyi muhtarlarımız bilir. Kimin düğünü, kimin cenazesi var, en iyi muhtarlarımız bilir. Kimin işsiz çocuğu, kimin borcu var, en iyi muhtarlarımız bilir. Şu bir gerçek ki kadın muhtarların kapısı mahalle sakinleri tarafından daha rahat çalınıyor. Sorunlar kadın duyarlılığı ve yaratıcılığıyla daha kolay çözülüyor. Buna rağmen kadınlar pek çok alanda olduğu gibi muhtarlıkta da eşit temsil edilmiyor. Kadınların eşit temsil hakkına erişmesi için öncelikle ülkeyi yönetenleri değiştirmeliyiz. İlk seçimlerde ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum diyen zihniyeti sandığa gömmeliyiz. Bir iktidar düşünün ki eşlik kelime dağarcıklarına yer almıyor. AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir çıkmış, Türkiye Yüzleri Vizyonu'nun önemli bir parçası kadınlar olacak diyor. Kadına yönelik şiddet hız kesmeden devam ederken, koruma altındaki kadınlar göz göre göre katledilirken, İstanbul Sözleşmesi'ni feshedenler hangi vizyondan bahsediyor? Öldürülen kadınlara sadece sayı gözüyle bakanlar, kadın katillerinin cezasızlıkla ödüllendirilmesine seyirci olanlar hangi vizyondan bahsediyor? İstismar vakalarında çocuğun rızasından bahsedenler, tecavüzcileri aklama yasası getirmeye çalışanlar hangi vizyondan bahsediyor? Kadınların yediğine, içtiğine, kıyafetine, kaç çocuk yapacağına, yaşam tercihine karışanlar hangi vizyondan bahsediyor? 2023 yılı Merkezi Bütçe Kanunu teklifinde kadınların güçlendirilmesi için kadın başına 50 lira ayıran iktidarın vizyonu ortada. Değerli basın mensupları, iktidara geldiğimizde siyasetin öznesi olan muhtarlarımız için 10 önemli adımı hayata geçireceğiz. 1. 82 ayrı kanuna dağılmış değil, tek bir muhtarlık kanunu çıkaracağız. 2. Muhtarlık seçimler için birleşik oy pusulası esasına getireceğiz. 3. Belediye binası var, muhtarlık evi neden yok? Bağımsız bir muhtarlık evi olacak. 4. Muhtarlıklara yardımcı büro personeli tahsis edeceğiz. 5. Kaldırılan köy tüzel kişiliklerini yeniden oluşturacağız. 6. Her muhtarlığın ayrı bir bütçesi olacak. Sosyal yardımlar muhtarlıklar aracılığıyla dağıtılacak. Belediye meclisinde muhtarların seçildiği mahalleye ilgili bir karar alınacaksa, o kararın görüşüldüğü belediye meclisi toplantısına muhtar da katılacak. Toplantıda söz ve karar sahibi olacak. Muhtarlarımız belediye ile birlikte sosyal projeler geliştirecek. Türkiye Muhtarlar Birliği kurulacak. AKP'nin muhtarlarımıza ve eşitliğine değer vermeyen anlayışını yerle bir etmeye geliyoruz.
Kadına kuluçka makinesi gibi gören, kadınları geleneksel roller içinde hapsedip eş, anne rolleri dışında birey olarak kabul etmeyen zihniyeti ilk seçimlerde yıkmak için geliyoruz. Eşit, adil, demokratik, layık bir Türkiye parlamenter demokrasi ile taşlandırmaya geliyoruz. Az kaldı. Geliyor, gelmekte olan.